Selamlar arkadaşlar, Reşi On The Way kanalına hoş geldiniz. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla yaptığım sohbetlere devam ediyoruz. Bugün de sırada İspanya var. Yani bana çok soruyorsunuz İtalya'yı, İspanya'yı. Hepimizin hayali bu güzel şey, ülkelerde yaşamak ama tabii zorlukları da var, kolaylıkları da var. Ama bunun en güzel tarafı bu işi en iyi bilen, orada yaşayan insanlara sormak. Ve ben de değerli arkadaşım Mimoza ile bu sohbeti gerçekleştirmek istedim. Hoş geldin Mimoza. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir giriş yaptın. Teşekkür ederim. Bir an o modum değişti değil mi? Şimdi Mimoza'cığım, 20-25 dakika yakın bir sürede konuşacağız seninle. O yüzden çok vakit kaybetmeden önce biraz bize kendini tanıtır mısın? Mimoza kimdir? Ne yapar? Türkiye'de ne yapıyordun? Şu anda ne yapıyorsun? Anlatayım o zaman. Benim adım Mimoza. Memnun oldum beni tanımayanlarla. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Liseyi İstanbul'da okudum. Sonra üniversiteyi okumak için İngiltere'ye gittim. Londra'da değildim aslında üniversite için. Bournemouth diye küçük bir kasabadaydım İngiltere'nin güneyinde. 3 sene orada okudum. 1 sene Londra'da çalıştım. Ondan sonra İstanbul'a geri döndüm. 1 sene İstanbul'daydım. Böyle ne yapsam, ne etsem bilemiyordum. İngiltere'de event management okumuştum, organizasyon. İşte bir sürü stajda çalıştım. Düğünlerde, kongrelerde, kına gecelerinde vesaire. Ondan sonra master yapmak istiyordum. Annem de benim İtalyanca'dan çevirmen olduğu için onun için böyle dünyanın en önemli şey bir üçüncü dil konuşmak, hani İngilizce dışında. Benim de İspanya'ya olan sevgimi biliyordu. Hani Barcelona'yı çok sevdiğimi biliyordu. Bana dedi ki o zaman hani master da yapmak istiyorsun. Barcelona'da yap, İspanyolca öğren. Hani onun kafasındaki aslında amaç benim İspanyolca Barcelona öğrenmemdi. ve ben de bir sene İstanbul'da kaldıktan sonra Barcelona'ya geldim master yapmaya. İspanyolca öğrenme şartıyla uluslararası işletme alanında master yaptım. Sonra baktım ben burayı çok seviyorum ve otelcilik ilgimi çekiyordu aslında. Hiç otelde çalışmamıştım o zamana kadar. Hani hep böyle etkinlik sektöründe çalışmıştım ama otel de ilgimi çekiyordu. Staj yaptım yaklaşık 7 ay buradaki Fairmont Oteli'nde, buranın en iyi otellerinden biri. Yiyecek içecek müdürünün asistanı olarak staj yaptım. O stajım bittikten sonra işte bu vize konuları falan devreye girdi. Hani iş vizesi almak istiyorum, kalmak istiyorum ama kimse bana vize vermiyor. Mesela otel beni işe almak istiyordu, alamadı vesaire derken ben bir master daha yaptım bunun üzerine. O master'da İspanyolca yaptım bu sefer. İspanyolcam daha da ilerlesin diye. Onu da dijital pazarlama üzerine yaptıktan sonra İş buldum çok şans eseri. Çünkü Türk bir firmaydı beni işe alan. Türk bir turizm acentası. Onlar tam birini arıyorlardı. Beni işe aldılar. İşte ben de 2 senedir bu turizm acentasında çalışıyorum. Fakat yani son sene sayılmıyor tabii. Çünkü son sene çalışmadım pandemiden dolayı. Şirket kapalı şimdilik ama açılınca devam edeceğiz. Göreceğiz. Anladım. Yani ediyor muyuz? Bayağı uzun bir girişte şunu anlamış olduk ki sen İspanya'da aslında birçok soruya cevap verebilecek bir insansın. Hem eğitim yapmışsın, yani evet, eğitim almışsın, yüksek lisansını yapmışsın, çalışmışsın. O zaman hızlıca hemen başlıyoruz. Mimoza, yüksek lisans önce yapmak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi lazım? İlk sorum bu. Yüksek lisans için bence bakılması gereken şehirler ya Madrid ya Barcelona. Hani ben hep tabii Barcelona için konuşacağım ama Madrid'de de çok iyi okullar olduğunu biliyorum. Barcelona'da da çok iyi okullar var. Yapılması gereken bence ne okumak istiyor bölüme göre. Ben öyle yapmıştım. Hani Google'a yazıp ne okumak istiyorum, hangi okullar var, iyi lik seviyeleri neler okulların, fiyatları neler vesaire, öyle bir araştırma yapmıştım. Burs soruyor bana çok kişi. Burs burada çok fazla verilmiyor. Yani benim çok tanıdığım yok açıkçası burs alan. Master'lar yani yüksek lisanslar genellikle bir sene. Ve hep böyle business school'lar var. Yani içerisinde üniversitesi olmayan, sadece master ve doktora programları sunan. Hmm. İşte EA'da var, ESA'da var, IES var, EAE var. Bunlar iyi business school'lar Barcelona'da. Madrid'de de IE var mesela. Yapılması gereken şey
okullar not ortalamasına bakıyor. Bazıları şey istiyor. Neydi o master sınavının adı? Aklıma gitti şu anda. Bir tane İngilizce master sınavı var. GMAT. GMAT istiyor. Bazı okullar da kendi sınavlarını yapıyorlar. Benim okulum kendi sınavını yapıyordu online. Onun not ortalamasına bakıyordu. İşte eski diplomalarınıza bakıyor. Öyle alıyor. İngilizce seviyenize bakıyor tabii ki. Ha, İngilizce seviyeniz için IELTS veya TOEFL istiyorlardı. Benden almamışlardı. Çünkü ben üniversiteyi zaten... Bir sonraki soruma da cevap vermiş oldum böylelikle. Aynen. Bunları istiyorlar. Sonra kabul alıyorsunuz ve geliyorsunuz yani. Süper. Peki ücretleri aşağı yukarı nasıl? Yıllık ücretleri? Ücretleri business school'ların genellikle yüksek oluyor. Şimdi kafadan hiç atmak istemiyorum. Çünkü hiç de iyi de değilimdir atmakta. Bir de ben geldiğimde 5 sene öncesiydi. Yani şimdiki fiyatla da onun alakası kalmamıştır diye düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Yüksek ve ayrıca yaşama, yani buradaki yaşayacağınız süredeki parayı da sizin bankada göstermeniz gerekiyor vizeye başvurduğunuz zaman, öğrenci vizesini. Çünkü vize şartlarından biri bu. Yani aylık şu kadar kira ile yaşayacağımı göstermeniz gerekiyor. Anladım. Peki diyelim ki okurken, şimdi burs dediğin gibi biraz sıkıntı ama sonuçta oraya giden öğrencilerin herkesin aileden durumu iyi olamayacaktır. Peki okurken çalışma ya da yarı zamanlı çalışma gibi şansları var mı? Bunun, mesela İsveç'te örnek vereyim, böyle bir platform vardı, öğrenciler oraya başvurabiliyorlardı. Aynı zamanda da böyle çok güzel işlerde, kütüphanede, şurada burada çalışarak para da kazanıyorlardı. Evet. Böyle bir sistem var mı acaba? Çok zor çünkü çünkü herkes üzmek istemiyorum burada. Ama İspanya'da zaten çok ciddi bir genç işsizliği problemi de var. Onu da biliyoruz. Yani zaten öyle. Bu şimdi pandemiden sonraki en son genç işsizliği rakamı %40 olmuş. Yani çok yüksek bir rakam bu. Ama şöyle, okurken çalışmanıza izin var, yok değil, ama bunun için de ayrıca sizin polise başvurmanız gerekiyor. Ve demeniz gerekiyor ki işte benim okulum şu saatten şu saate, geriye şu kadar saatim kalıyor. O da zaten haftada 20 saat maksimum olabiliyor. Çalışmak istiyorum diye ayrıca polise başvurmanız gerekiyor. Peki bir platform var mı Mimoza? Hani işlerin olduğu platform yok. Kendin bulman gerekiyor. Kendin bulacaksın ama şey de olamıyor. Garsonluk da yapamıyorsunuz. Yani konunuzla alakalı bir iş olması gerekiyor. Bak, staj gibi olması gerekiyor yani. O yüzden hem o başvurma süreci çok uzun sürüyor. Size polisin geri dönmesi ve kabul etmesi. Hem de böyle bir iş bulmanız zor oluyor. Çünkü dediğim gibi hani garsonluk olamadığı için yani sizi doğru düzgün bir şirketin işe alması gerekiyor, stajyer gibi. Tabii ki yapabilirsiniz garsonluk falan ama bunlar hep kaçak şeyler olur. Yani hani elden para alacağınız ve çok da legal olmayan şeyler olur. Hani ben bunu tercih etmediğim için ben stajımı yapmıştım. Stajı da okuldan sonra yaptım. Okulla beraber değil. Şunu da söylemek isterim ki stajın verdiği de para hiç öyle bir yüksek bir para değil yani. Hani bazı stajlar hiç para vermiyor. Bazı stajlar Türkiye işte gibi yani. Ayda atıyorum size maksimum 400-500 eurodur yani. Hani öyle sırf hani şey olsun diye yani cebinize bir para giriyor. Aynen. Ya Türkiye'de ama öyle, öyle bir hani çok geleyim okuyayım yani. Aynı zamanda master'ımı da parasını da çıkartayım gibi bir şey çok söz konusu değil ne yazık ki. Anladım. Yani o zaman Erasmus'la şuna buna gelmiyorsan biraz zor olacaktır. O yüzden iyi bir bütçeyle gitmek lazım. Evet. Master için konuşuyorum master ben. Için. Evet. Ya yani Erasmus'ta master bir de şeyleri falan oluyor ya. Staj programları falan da oluyor. Onların biraz daha şeyleri iyi ama dediğin gibi herkes için artık bir de Erasmus'un artık çok azalmış durumda. İspanya bu konuda en kötü ülkelerden biri bu. Tahmin edebilirim. Yani İspanya okumak, zaten çalışmak konusunda. İtalya ve İspanya aslında aynı biraz. Yani oraya aslında gitmek isteyen insanlar her şeyi göze alıyor. Diyor ki yani ben de oradaki yaşantını yaşayacağım. Hani o yüzden gerek bir Almanya ya da İsveç gibi, Hollanda gibi sistematik değil. Bunu gördük zaten. Evet değil aramızda. Ne yazık ki. Tamam süper, devam edelim o zaman. O zaman stajını yaptın diyelim. Sonraki aşamada iş bulmak istiyorsun. Hani ben İspanya'da kalacağım. Çünkü bu soruyu sana iki şekilde soracağım. Bir, İspanya'da eğitim hayatından sonra çalışanlar için. Bir de sonrasında direkt Türkiye'den başvurmak isteyenler için soracağım. O yüzden önce sen bir okur, senin pozisyonun için cevaplarsan sevinirim. Şöyle, bunu
artık herkes biliyor burada okuyan. Çok zor bu konu. Ama şöyle anlatayım. Eğer siz buraya üniversiteye geliyorsanız, yani minimum 3 sene okumaya geliyorsanız, 3 sene kaldıktan sonra iş bulmanız daha kolay oluyor. Çünkü bir şirketin size sponsor olması gerekmiyor. Zaten 3 senedir burada olduğunuz için size uygun bir iş bulduğunuz zaman şirket sizi direkt öğrencilikten işe alabiliyor. Ama eğer 3 seneyi doldurmadıysanız, yani eğer bir master'a geldiyseniz, bir senelik veya bir dil kursuna geldiyseniz, o zaman size bir şirketin sponsor olup sizi işe alması gerekiyor. Bu da ne demek? Şirketin Avrupa'da, sadece İspanya değil, Avrupa'da bu işi kimsenin yapamayacağını göstermesi gerekiyor ve demesi gerekiyor ki ben Mimoza'ya muhtacım bu işi yapmak için. O yüzden de resmi gazetede ilan verip işte ben şu iş için atıyorum şöyle demesi gerekiyor. İşte İngiltere'de okumuş, işte keman çalan, isminin son harfi A olan filan gibi, yani hani bu kadar detaylandırıp bir iş ilanı vermesi ve kimseyi bulamadığını gösterip benim için iş vizesine başvurması gerekiyor. Bu nedenle de bu çok zor ve parası bakımından değil, çok bir fazla bir ücret değil bunu yapmak şirket için. Ama çok uzun bir işlem, süreç. Hem dokümanları hazırlamak hem de o süreç. O yüzden de hiçbir şirket, mesela benim staj yaptığım otel buna yanaşmadı. Çünkü kimse bununla uğraşmak istemiyor. O yüzden de ya böyle çok spesifik iş yapan insanlar iş bulabiliyor. Böyle atıyorum şimdi bu yeni teknolojik işler, işte codingciler, teknolojik dijital marketing filan tarzı işlerde. Ya da Türkçe ile ilgili, ama artık bu da pek yetmiyor. Çünkü zaten İspanya'da Türkçe konuşan ve iş vizesi olan bir sürü insan da var. Artık o yüzden hani ben Türkçe konuşuyorum, iş bulurum da diye düşünmek de doğru değil. Bu nedenle birazcık zor. Eğer 3 seneyi bir şekilde geçirirseniz burada öğrenci olarak, ondan sonra iş vizesi almak daha kolaylaşıyor. Benim de zaten bu ikinci master yapıp o 3. seneyi tamamlamam bu nedenleydi. Ben 3. seneyi tamamladıktan sonra çok da şans eseri bu şirkette Türk birini arıyor olmuşlardı. Ve ben o şekilde vizeyi aldım. Biraz da pazarla alakalı değil mi? Sen şimdi turizm sektöründe olduğun için Türkiye pazarını hedefliyorsa belki. Benim için daha da zordu. Yani ben çünkü turizmciyim. Burada turizm işi yapan çok insan var yani hani. Ki düşün ki ben İspanyolca konuşuyordum, Katalanca kursuna gitmiştim filan. Hani gayet eli yüzü düzgün bir insandım yani. Tabii presentable'sın. Ama çok zordu. Şöyle, Türkiye'den direkt iş bulup gelen arkadaşım da var. O yok değil. Tamam, bu sorumuza o zaman başlamışken cevap et. Aynen. Onlar da yine mesela bir tanesi finans müdürü olarak geldi. Yani gayet böyle yüksek bir pozisyonda, yüksek bir maaşla. Çünkü onu söylemeyi unuttum. Bu şirketin size sponsor olması için belli bir de maaş var. Yani belli bir statüde ve maaşta alması gerekiyor sizi işi. Yani garson olarak alamaz. O yüzden mesela o finans müdürü olarak arkadaşımı almışlardı. Diğer bir arkadaşım yine dijital pazarlama alanında gelmişti. Onun çok çok o işe uyan bir background'u vardı, çalışma deneyimi vardı. İşte Türkçe biliyordu vesaire. Öyle geldi. Bunlar hep LinkedIn'den bulunan işler ama hani yok değil gerçekten. Bak bu önemliydi. LinkedIn'den da bu iş bulup gelebiliyor. Peki herhangi bir sistem var mı? Mesela ben şimdi hep İsveç örnek veriyorum konuşunca arkadaşlara. Çünkü İsveç gerçekten çok düzenli. İspanya'da mesela dışarıdan başvurabilecekleri işleri gösteren bir site, bir kurum var mı LinkedIn'in dışında? LinkedIn var, InfoJobs diye bir site var. Yani bunlar hep iş küresel arama siteleri normal. Ama küresel. Yani kendi İspanya Yok tabii herkes yani bulabilir. Sonuçta bütün şirketler oraya koyuyor pozisyonları. InfoJobs var. Başka ne var? Bilmiyorum. Ben hep LinkedIn'den şey yaptım. Ya zaten artık yetiyor da ya. Yani diğer oradan ülkeler için de hepsine yetiyor. Özel bir site yok yani yurt dışı işleri. Ama dediğim gibi hani insanlar genellikle Türkçe arayanlara bakıyor. Çünkü bir tık o hani spesifikleştirmiş oluyor pozisyonu, ama yani hem şans hem çok
uğraşma diyebilirim. Bir de dediğim gibi bu özellikle pandemiden sonra İspanya'da işsizlik oranı çok arttığı için artık doğal olarak şirketler ülkelerinden insan işe almak istiyor ve tercih ediyor yurt dışından almaktansa. Peki yurt dışından diyelim ki biri dediğin koşullarda işe alındı. Gerçekten çok kalifiyeli bir insan. Onun ailesiyle ilgili bir sorun oluyor. Mesela ailesini de yanına getirmesi, bunu biliyor musun? Getirebiliyor. Şey olarak kendi vizesiyle karısını ya da kocasını getirebiliyor yanında. Tamam. Peki ne kadar bir süre çalıştıktan sonra vatandaşla başvurabiliyor ya da böyle bir seçenek var mı? Hani bazı ülkelerde hiç yok. Ne kadar çalışırsan çalış olmuyor. Peki ama şu ana kadar hepsinde vardı. 5 sene, 10 sene bir şey vardı. İspanya'da böyle bir şey var mı? İspanya'da da 10 sene. 10 sene. Ve bunun da öğrencilik yıllarınızın yarısı sayılıyor. Yani atıyorum geldiğiniz üniversiteye 3 sene. 3 senenin 1,5 senesi sayılıyor. İllegal geçirdiğiniz hiçbir şey sayılmıyor tabii ki. Ya da kesinti, yani ara verdiyseniz, atıyorum ben geldim buraya, master yaptım, bir sene okudum diyelim ki, Türkiye'ye döndüm, sonra tekrar başka bir vizeyle geldim, o önceki senem sayılmıyor. Yani o benim kesintisiz bu, senden şey kesintisiz istiyor. Kesintisiz olması gerekiyor. Hı-hı. Ve 10 sene. Ve beni çok sinir eden bir başka konu da Latin Amerikalılar için 3 sene. Yani onlar 3 senede vatandaşlığa başvurabiliyor. Bizim 10 sene geçirmemiz gerekiyor çalışarak. Ya maalesef Türk vatandaşlığı gerçekten bir şey gibi ya. Nereye gidersek gidelim sorunlarla. O yüzden ben saldım yani mesela. Hani yani benim o okuduğum 2 senenin yarısı sayılacak da işte çalıştığım sayılacak da yani. Doğru, zor. Yani şu ana kadar duyduğum herhalde en zor ülke İspanya olmuş oldu. İtalya biraz, biraz daha zor ama İspanya. Moralleri bozuyorum şu an. Ya zaten hani insanlarımızın genellikle biraz daha hayali şey oluyor. Hani çalışmak için söylüyorum bak, yani yaşamak için tamam İspanya'ya giderim, tatile giderim diye bakıyorlar ama yaşamak için biraz daha hani kuzey ülkeleri, Almanya, İsveç, hani maaşlar, sosyal haklardan dolayı. Tamam peki devam edelim. Çalışan insanlar kamuda görev alamıyorlar. Aynı Türkiye'deki gibi diyebiliyorum. Hani kamunun direkt bir memuriyet gibi bir şey yok sanırım. Direkt özel sektörler mi sadece alabiliyor? Şöyle yanlış bir bilgi vermeyeyim bilmiyorum ama kamuda çalışmak için Katalanca gerekir. Bir de onu düşünebiliyorum. O Barcelona için, İspanya için de İspanyolca. Tamam, onu biliyoruz. Evet, ama o konuda bir bilgim yok ne yazık ki. Peki İspanya, yani özel firmaların sağladığı başka sosyal haklar var mı? Maaşları en son soracağım da. Yani maaş dışında sosyal haklar iyi mi İspanya'da? Yani insanlar tatmin eder mi? Hiç fena değil. Yani tabii ki sağlık işte kaydoluyorsunuz sağlık sektörüne, ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Çocuğunuzu okula yollayabiliyorsunuz. Bu arada mesela bu dediklerim çalışmasanız bile, hatta kaçak olsanız bile burada ülkenin size sunduğu, çünkü siz bir insansınız ve bunlar bir insan hakkı olduğu için eğitim, sağlık, bunları herkese sunmak zorundalar. Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz bir şekilde. Yani ben burada kaçak da olsam, var çünkü burada Latinler çok var mesela kaçak. Evet. Ama çocuklarını okula da yollayabiliyor, hastaneye de gidebiliyor. Yeter ki burada şey olsun, ikametgahı olsun. Nasıl kaçak? Ben onu anlamıyorum. Ya kaçak o zaman nasıl oluyor? Yani burada kaçaklık yani şöyle, sert bir konu değil yani. Çok fazla var. Çünkü aslında bir kere şey mi oluyor? Amerika'daki gibi hani bir Meksikalı Amerika topraklarına ayağını bastığı andan itibaren artık şey ya. Giriyor. Yani turist olarak giriyor ya da vizesi bitiyor. Çıkmadığı sürece ülkeden. Çünkü çıkarsa giremez. Çıkmadığı sürece bir problem yok. Yani hatta sokakta çevirse bile, hani kimlik sorsa, ve adam dese ki benim kimliğim yok. O zaman şey oluyormuş. Polis eve kağıt yolluyormuş. Diyormuş ki 15 gün içerisinde çıkman gerekiyor ülkeden. O adam da çıkmıyor 15 gün içerisinde ülkeden ve hiç aynı hayatına devam ediyor yani. Anladım. O yüzden hani şey değil. Bu gibi haklar var. Tatil hakkı tabii ki sektörden hakkı, sektöre değişiyor ama 21 gün normalde. 21-22 gün. Public holiday dışında. Doğum izni? Efendim? Bir sene mi? Doğum izni bir sene mi? Doğum izni arkadaşım aldı. Bir sene değil galiba. 6 ay falan olabilir. 6 ay azmış. Yani diğer ülkelere göre az. Galiba, peki Mimozan, maaşları konuşalım. Nasıl yani şey için. Yani senin kendi içinde bildiklerini de söyleyebilirsin. Asgari'yi de söyleyebilirsin biliyorsan. Evet. Ama hani ortalama o maaş ve o maaş ne kadar
Şimdi çok detaya girmeyeceğiz. Ülkedeki sonuçta yaşam, satın alma gücüne, yaşam gücüne ama evet. Ne kadar yetiyor maaşlar? İyiler mi insanlar o maaşlar? Herkesten, herkese göre değişiyor tabii. Yani bana yeten sana yetmeyebilir filan. Ama asgari ücret daha yeni 1000 euroya yaklaştı. 925'ti sanırım, şimdi 1000 oldu. Çok düşük yani Avrupa'ya standartlarına göre. Barcelona'ya göre daha düşüktür. Çok düşük. Normal maaşlar 1200, 1500, 1800 arası euro diyebilirim. Yine düşük. Böyle çok daha yüksek bir seviyedeyseniz, işte müdürseniz bir vesaire, o zaman hani 1800, 2000, 2200, 2500 hani gibi düşünebilirim diye düşünüyorum. Mantıklı. Ben bugüne kadar yani hiç etrafımda 2500 euro maaş alan duymadım yani açıkçası. Ama yine bak, ona rağmen benim gözlemim, ben İspanya'ya herhalde Avrupa'da İtalya, Polonya'dan sonra en çok geldiğim ülkelerden bir tanesidir. Benim gördüğüm insanlar hani bizim ülkedeki gibi şey kafası yok yani. Avrupa'nın genelinde öyle hani mal, mülk, lüks falan. O yüzden herkes çok mutlu yaşıyorlar o paralarla. Evet, yani evet. Sosyal hayatlarına hiçbir şekilde geri kalmıyorlar. Tatillere çıkıyorlar, aynen, geziyorlar. Yani araba zaten kavramı o şehirlerde ben mesela o kadar iyi toplu taşıma falan gelişmiş. Bir de hiç konuşulmuyor. Değil mi? Konuşulmuyor. Tamam, 20 dakikaya geçmişiz bile, o kadar su gibi aktık zaman. O zaman şöyle yapalım. Benim şu ara yani olumsuza soracağım. Olumsuz kısmına geçelim ama şu ana kadar unuttuğum bir şey varsa bana söyleyebilirsin. Hani şunu konuşmamıştık falan diye, yani bu iş için ya da okul için gelmek isteyenlere eğitim var mı? Konuştuk. İş konuştuk, master konuştuk. Master konuştuk. Yok sanırım bence, tamam, her şeyi konuştuk. O zaman biraz da hani polyanacılığı bırakalım. Olumsuz. Ben olumsuz ama bu arada hiç de zaten polyanla konuşmadım gördüğün gibi. Evet, senin şu ana kadarki en dramatik sohbet oldu yani. Şu ana kadar parası olmayan gelmesin. Evet, biraz dramatikti. Olumsuz yani, nedir yani? İspanya'da yaşamanın zorlukları nedir? Yani bak, şeyleri sormuyorum. Zaten hani memleket hasretidir, şudur budur, bunları geçiyorum. Var mı ekstra? Mesela ırkçılık dediler birkaç yerde. Hani Almanya ufak tefek, İngiltere ufak tefek. Var mı yani böyle zorluklar? Yok, burada ırkçılık demem. Burada ırkçılık yok, hiç yok yani. Türklere karşı hiç yok. Sadece bu bütün bu işlemlerin, bu vize işlerinin, polise başvurmalar vesaire, bunların çok çok uzun ve çok yıldırıcı olması. Yani gerçekten çok yıldırıcı. Benim arkadaşım yani Eylül'de başvurdu vizeye. Hala çıkmadı cevabı. Oh. Yani hala bekliyor cevabı ne olacak diye falan. Özellikle şimdi bu pandemide falan çok zorlaştı. Bu hep çok yıldırıcı ve çok uzun. Çok yavaşlar. Her konuda çok yavaşlar. Ve ben İngiltere'de de okuduğum için orayla karşılaştırma yapabiliyorum. Hani İngiltere'de inanılmaz tık tık tıktır her şey yani. Hani standartları bilirsin. Ne olacağını bilirsin, öngörebilirsin, ne zaman olacağını bilebilirsin. İspanya'da bunların hiçbiri yok. Yani standart da yok. Hani ben bir şeye, bir vizeye başvuruyorum, bazı belgeler götürüyorum, okey diyorlar. Sonra arkadaşım aynı belgeleri götürüyor, aa bilmem ne eksik diyorlar. Yani böyle şey yok, hiç bilemiyorsun yani. Yavaşlığa alışıyorsun. Onun dışında... Belki biraz kiralar biraz pahalı Barcelona'da. Büyük şehirlerde, Madrid'de, Barcelona'da pahalı. Yani kiralar çok pahalı. Özellikle şehir içinde yaşamak istiyorsanız. Hani bu dediğim maaşlarla kiralar yani şey değil. Hani ya birazcık şehir dışında yaşayacaksınız ya da... Çift maaş olacak yani, eşinle falan çalışacak. Ev paylaşacaksınız. Özellikle öğrenciler için diyorum. Hani burada ev paylaşmak çok çok yaygın bir şey. Herkes ev paylaşıyor yani. 30-35 yaşındaki insanlar da ev paylaşıyor. Çünkü kiralar yüksek. Turist çok vardı. Hani insanlar bundan şikayet ediyordu. Doğru düzgün gezemiyoruz, edemiyoruz diye. Şimdi tabii öyle bir şey kalmadı. Bunun dışında benim çok şikayet edecek bir şeyim yok gerçekten ya. Sadece bu yavaşlığa alıştıktan sonra siz de şeye giriyorsunuz. Yani. Türkiye'de olanlar çok sıkıntı yaşamazlar bence. Türkiye'de gelen. Servis sektöründe anlamda yaşarlar. Restoranlarda delirirler bence. Ya yok, onun için demiyorum da şey için diyorum. Bürokratik işlemler falan bize de hani malum çok hızlı değil. Evet, ne yazık ki. O zaman yani harika şeyler anlattın. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani umarım ben, işe yarar.
yarar yani şey zaten hani ben senin adına da söyleyeyim merak eden sorular olunca hani varsa merak ettiğiniz şeyler arkadaşlar yani YouTube'un altına da yazabilirsiniz direkt videonun tabii. altına ya da Mimoza'nın zaten Instagram adresinde ekranda paylaşacağım paylaştım da tabii. Onlardan da yazabilirsiniz. Hem YouTube'umda da ben bu konularla ilgili çok videolar çekiyorum o yüzden daha, evet, doğru. Daha çok bilgi edinebilirler YouTube kanalımdan da. Evet, o zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Ben o zaman veda ediyorum. Var mı son söyleyeceğim bir şey? Çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Ağzına için. Sağlık. Neden? Evet arkadaşlar, bu tür sohbetlerimize devam edeceğiz. Farklı ülkelerdeki arkadaşlarımla görüşeceğim. Onlara şu anda iletişim halindeyim. Avustralya ve Kanada'yı da bekliyorum şu anda. Çok güzel bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bizimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İkimizin de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.